Sayın Savcı, iddianameye eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hayır efendim. Sanıkların silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek suçlarından gereğinin yapılmasını arz ederim. Yaz kızım. Sanıkların silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek suçlarını işledikleri iddia makamı tarafından iddia edildi. Nasıl oldun? Hala ağrıyor. Gelmeseydin keşke, hastanede kalsaydın. Sizi yalnız bırakmak istemedim. Sayın Savcı, iddianameye eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hayır efendim. Sanıkların silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek suçlarından gereğinin yapılmasını arz ederim. Yaz kızım. Sanıkların silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek suçlarını işledikleri iddia makamı tarafından iddia edildi. Nasıl oldun? Hala ağrıyor. Gelmeseydin keşke, hastanede kalsaydın. Sizi yalnız bırakmak istemedim. Sanıkların eklemek istedikleri bir şey var mı? Suçlamaları tamamen reddediyoruz Sayın Hakim. Müvekkillerim kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yapmışlar. Sicilleri son derece temizdir. Suçlamalar kesinlikle asılsızdır. Söz istiyorum Hakim Bey. Buyurun, dinliyorum. Biz yıllardır ülkemiz için çalıştık. Bu uğurda ailelerimizden, sevdiğimiz her şeyden vazgeçtik. Bu birim gizlidir. Suçlamalar saçma. Görev icabı yaptıklarımız hukuksuz görülebilir ama öyle değil. Biz hukuka ve kanunlara bağlı bir birimiz. Konsolosluk basmanında kanunlarda yeri var mı acaba? Akif Emir özel harekatla çatışmaya girmiş. Hakim Bey, o bir yanlış anlamaydı. Tuzağa düşürüldük. Sakaryalı diye anılan arkadaşınsa alkol problemi varmış. Suçlulara işkence ettiği iddia ediliyor. Hakim Bey, benim sevdiğim kız öldürüldü. Benim sevdiğim kıza tecavüz edildi. İki tokat çaktıysak çok mu ettik? Susun ya. Her şeyi berbat edeceksiniz. Reddetmiyorsun yani. Eline sağlık kardeşim. Eyvallah kardeşim. Kırdığınız ceviz beni aşmış. Bir de birimimiz gizliydi diye laf ediyorsunuz. Şuraya bak. Özel harekat mı, mafya mı belli değil. Mafya mı? Cüz! Ne dedin sen? Ağır oluyor ama Hakim Bey. Bana bakın. Aklınızı başınıza alın yoksa salondan atarım sizi. Terbiyesiz adam. Karşında bir hakim olduğunu unutma. Nefis bağladı. Tebrik ediyorum seni. Ya polisler? Onları da mı siz şehit etmediniz? O da mı komplo? Var mı bir ispatınız? Müvekkillerim suçsuz Hakim Bey. Delil göster bana Avukat Bey. Sübeda-i gazaya, hak yorulur ayağım. Hakkımız, gazabımız, anasıyan ya Rahman. Reis, Sedun dengeleri buldum.
Türkleri patlatıp polisleri öldüren ben mi? Bizimkiler o silahından çıkmamış da. Bak hapiyonuza. Allah'ın izniyle bu belgeler bizimkilerin sıkıntılar. Bizimkiler ne zaman mahkemeye çıktı? Çıktılar bile. Acele yetişmemiz lazım bir adet. Tamam. Aslanlarım. Hepinize gurur duyuyorum. Artık ekip bir denen beladan resmen kurtulmuş bulunuyoruz. Ama işimiz daha bitmedi. Şimdi sıra geldi yılanın başını. Yani aslan çınarı ezmeye. Aslan çınarı bilir misiniz? Namı diğer reis. Bakmayın kendi halinde bir adam gibi göründüğüne. Tilki gibi kurnazdır. Adı gibi güçlüdür. Pes etmez. Ölümden korkmaz. O yüzden dikkatli olacaksınız. Sen bu adamın dirisini mi yoksa ölüsünü mü istiyorsun Neşet Baba? Dirisi daha güzel olur. Ama ölüsüne de itiraz etmem. Eyvallah Neşet Baba. Ölü ya da diri, aslan çınar artık senindir. Aslan çınar buraya gelirse, dileyin benden ne dilerseniz. Hadi çıkın artık. Aslanım acele et. Bizi yetiştir mahkemeye. Eyvallah reis. Hakim Bey, müsaade edin. Anlatacaklarımız var bizim. Ne anlatacakmışsın? O polisleri biz şehit etmedik. Bütün suçlamaları kabul ederiz gerekirse ama buna asla. Ateş eden biz değildik. Bizim de derdimiz adalet yerini bulsun. Madem siz etmediniz, kim etti o zaman? Bulun getirin hepinizi salayım. Var mı sizden başka kimse? Böyle inkar etmekle olmaz. Bir tanığın var mı? Var hakim. Sen de kimsin? Ben ölen polislerden birinin kardeşi. Hakim Bey, Akif abiler doğru söylüyor. Beni ve arkadaşlarımı canlarını tehlikeye atarak kurtardılar. Üstelik vazifeleri bile değil. Ben de şahidim hakim bey. Bu arkadaşlar hepimizin hayatını kurtardı. Seçim bürosu basıldı. Etrafı ateş edildi. Arkadaşlar gelmeseydi, şimdi bebeğim annesiz kalacaktı. Mahkemeye gidiyoruz. Akifleri kurtaracak belgemiz de. Acele etmemiz lazım reis. Sen merak etme. Sadece dediğimi yap. Tamam yaparım. Ne istersen. Görüşemezsek hepsine selam söyle. Hayırdır? Bir sıkıntı mı var? 2 saniye sonrasını bilmediğimiz bir hayat yaşıyoruz. Böyle konuşma be reis. Sen bize lazımsın. Hadi bakalım. Dediğimi unutma. Eyvallah. Tamam.
Tamam, var mı başka sözü olan? Hakim Bey, benim bir oğlum vardı. Arkadaşları onu kandırdı. Dağa çıkacaktı. İşte bu aslan parçaları oğlum onların elinden kurtardı. Allah bin kere razı olsun onlardan. Allah senden de razı olsun ablam. Onlara hain diyen gitsin bir aynaya baksın. Yeter yahu yeter. Vay be. Ya ağlayacağım şimdi. Sus oğlum lan. Zaten zor duruyorum hayatta. Bakın arkadaşlar. Belli ki bir hizmetiniz olmuş. Yalnız biz burada sizin işlediğiniz suçları yargılıyoruz. Yaptığınız iyiliklere hiçbir lafım yok. Yasalar burada yazıyor. Ben kitaba göre hareket etmek zorundayım. Hakim amca, tutuklama onları. Tutuklama bu abileri. Ben babama her gece bu abilerin sayesinde sarılıp uyuyorum. Yolun ortasında ne yapayım daha bu? Adamın aracı arıza yapmış herhalde ha? Duralım mı reis? Durma sakın. Bas gaza. Hayra alamet değil bu. Akif Emir, var mı diyeceğin bir şey? Sayın Hakim, bizim bir tek nişanımız var. O da bu vatanın sevdalısı olmak. Bizim sevdamız Bedir'de başladı. Malazgirt'te, İstanbul'da devam etti. Viyana kapılarına dayandı. Biz Çanakkale'de destan yazanların torunlarıyız. Bırakın efendim bu süslü püslü cümleleri. Terör örgütü mü diyeceksiniz? Değil. Allah biliyor kalbimizi. Yaptıklarımızı da biliyor. Hiç kimseye bir şey inandırmak zorunda değiliz. Hapislerde mi çürüteceksiniz? Çürütün. 3 günlük dünyadan hiçbir beklentimiz yok hamdolsun. Kara leke süreceksiniz. Sürün. Bizim alnımız hiç kimsenin iftiralarıyla lekelenmez. Sayın hakim lütfen susturun şu an. Oturun saçmalıyor. Sayın savcım oturun. Lan bana bak. Ne diyorsun sen? Hakem edemem. Savcı demem. Dur. Kesin. Gelin tamam, beni. Tamam, tamam. Sessiz olun. Sakin ol lan. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Lan sakin ol, mahkemedeyiz. Mahkemedeyiz.
Reis, seni bırakıp hiçbir yere gitmem da. Sana ne diyorsam onu yap. Git hadi çabuk. Reis, seni bu namertlere yedirmem da. Sen merak etme. Ben onların midesine otururum. Yiyemezler beni. Reis, kalayım diyorum sahibi. Ya uzatma git diyorum. Ölürsek ölürüz, ne olmuş? Ne zaman korktuk ölümden ki şimdi korkalım? Hadi yürü! Adamlar direniyor, ne yapacaksan yap hemen. Fedailik mısın? Bak gidiyorum ama sen istediğin için gidiyorum, haberin olsun. Hadi Allah yardımcın olsun. Biz seni koruruz, hadi yürü. Tamam. İçin duruşmaya 10 dakika ara veriyorum. La oğlum sakin ol, ne yapıyorsun sen ya? Abi adamın söylediklerine baksana ya, nasıl sakin olayım? Ne oldu şimdi? Birazdan kararı açıklayacaklar. Beklemek zorundayız. Ya bu niye gelmiş şimdi ya? Ya balta! Sıkarım oğlum lan bir kendine gel lan! Bak balta! Ya, bırak. Ya. Tamam yeter. Allah oğlum bir sakin olsana. Mahkemenin bizim hakkımızda ne karar vereceğini görmeye gelmiş. Allah Allah! Bir sakin olsana. Lan oğlum sakin olsana biraz ya. Abi ne sakini ya? Be kitapsız. Sen de oyun bozansın ya. İki dakika eğlenseydik. Bastın hemen roketi. Lan bir şey olmaz. Kızardılar işte. Eğlence istiyorsan mangal yaparız. Ateş de hazır nasılsa. Oğlum ölmemiş bunlar. Ne bileyim lan ben. Gözünle gördün, roketi bastın. Şerbet mi lan bunlar? Ölmeyi bilmiyorlar. Kaçıyorlar, yürüyün. Şunu kovala. Ben de Reis'e ekleyeyim. Tamam, kaçırma sakın. Hadi yürü. Gidiyor adam. Tamam. Ah be evladım.
benimle. Acaba kaç yıl yersiniz Akif? Bence 30 yıldan başla. Belki müebbet. Bence müebbet sizin gibilere çok yakışır. Allah'ını seven tutmasın beni. Seni vallahi billahi öldürürüm. Seni öldürürüm. Rica edeceğim Carlos. Durun, ben dalacağım buna. Hop! Adam mısın sen? Adam mısın? Durun! Tamam beyler, tamam. Baltanın tamam, olduğu yerde tamam. Kimse kimseye dalamaz lan! Ulan yeter artık! Beyler! Öldüreceğim seni! Beyler, öldüreceğim seni lan! Hayvan! Öldüreceğim seni! Hadi köpek! Sakin olun beyler, tamam. Allah'ım alem! Hem suçlusunuz hem güçlü be. Elimizden bir kaza çıkmadan defol git şimdi buradan. Ne oldu? Kız arkadaşının arkasında mı saklanmaya başladı? Ulan seni var ya! Ulan seni var ya! Dua et de hakim bizi tutuklasın. Dua et tutuklasın. Sen mahkeme salonu bile görmeden direkt toprağa gireceksin çünkü. Çok ayıp, çok. Benim gibi bir beyefendiyle böyle konuşman yani hiç hoş değil. Hadi uzatmayın yeter, oturun. Defol. Defol git buradan. Yoksa elinden bir kaza çıkacak. Defol! Sakin. Acelem yok benim. Hayır. Size göstermek istediğim bir şey var. Ama biraz bekleyeceğiz. Allah kahretsin. Nereden çıktı bu? Bunun ne işi var burada? Ben bu işin içinden çıkamadım arkadaşlar. Elde delil yok yapmadıklarına dair ama adamlara da bakılırsa temiz gibi duruyorlar. Yapacak bir şey yok şu durumda. Gel. Kusura bakmayın rahatsız ettim. Ne istemiştiniz? Vay vay vay. Reise bak. Yaşına göre bayağı hızlı sayılırsın. At silahını. At. Ne var yaşımda? Senin gibi 10 tanesini cebimden çıkarırım ben. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Kalk ayağa. Elin ne ağırmış be adam. Bu tersiydi. Bir de düzüne bak bakalım. Kalk. 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 At silahını at, at. Elin ağır ama kafan yavaş çalışıyor. Tokat öyle değil, böyle atılır. Bıraksana lan! Yardım etsenize lan! Ne bakıyorsunuz? Nasıl da
ceylan gibi geliyor yavacak. Ne oldu İstavrit? Oltaya mı takıldın? Bazukayla İstavrit abi. Gülümse birader, gülümse. Bak burada ne var. Reis mi? Reis, reis. Reisim. Ne yaptın lan reise? Reis. Babam bu. Ne yaptın reise? Ne yaptın onlara? Ne yaptın söyle. Söyle yoksa gebertirim seni. Şşt, söyle. Söyle ne yaptın ona? Abi dur. Seba. Söyle gebertirim seni. Ya, Seba. Ulan seni mahvederim. Kahretsin. Gebertirim seni. Dur. Seni. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Allah kahretsin. Ne yaptın lan reise? Sen gül, sen gül. Akıllarınca sizi kurtaracaklar. Ama bakalım onları kim kurtaracak? Kardeş, ya Allah rızası için ver şunu. Ver şunu bana. Ver sana. Ver sana. Sakin ol. Ver şunu. Ver şunu. Ver şunu. Ver şunu. Ver şunu. Ver şunu. Nerede söyle. Allah'ın belası herif. Ya arkadaşlar. Nasıl sayacağız müebbeti? Sıkalım şunu kurtarı gitsin. Doğru senin var ya. Tamam. Beyler lütfen. Aynen. Tamam. Bakın. Tamam. Hayır köpek. Sakin ol. Gel buraya. Lütfen sakin ol. Tamam. Bana bakın ne oluyor burada? Burası adliye. Lütfen sakin olun. Başı bozuklar kahvesine çevirdiniz burayı be. Bana müsaade hakim. Halletmem gereken küçük bir iş var. Ona dokunursam. Derini yüzerim senin. Hadi Allah kurtarsın. Ya asker abi beni bırak sana. Sakin ol. Bırak. Bıraksana da ya. Kitapsız. Reisli o adamı alın mekana getirin. Orada buluşuruz. Böyle güzel günlerde Tanrı'ya inanırsın ki. Bütün ifadeleri dosyaya ekledim. Tamam, tamam. Bütün ifadeleri dosyaya ekledim. Hı, tamam. Akif, acilen bir şeyler yapmalıyız. Ne yapalım? Kaçalım mı mahkemeden? Gerekirse evet. O benim babam. Merak etme. Ben de senin kadar istiyorum reisi kurtarmayı. Ama onu kurtarmak istiyorsak önce kendimizi kurtarmalıyız. Baksana. Bizim için kendi hayatını ortaya koymuş. Kendi aranızda konuşmayın. Savcı bey. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok sayın hakim. Tekrar karşılaştık reis. Bu son değil. Daha çok karşılaşacağız. Zannetmiyorum. Yolun sonuna geldin artık. Aslan Çınar. Buradan canlı çıkamayacağız. Benim kastım bu değil zaten.
Bugün ben ölürüm. Yarın sen. Öbür gün ahirette yine beraberiz. Tabii bu kafayla gidersen sen başka mevkide olacaksın. Büyük iş başardın kitapsız. Aferin sana. Sandığın gibi bir adam değilmiş bu Neşet Baba. Tereyağından kıl çeker gibi ayıkladık. Nasıl ölmek istersin? Acı çekerek mi yoksa daha mı kolay bir ölüm? Eski dost, sana bir güzellik yaparım. Sen bilirsin. Benim ölüm hakkında tek bir arzum var. Neymiş? İmanlı ölmek. Sana o kadar acı çektireceğim ki, o çok sevdiğin Allah'ı, peygamberi de belki inkar etmeye kalkacaksın. Yavaş. Orada dur. Başımı taşla etsen, benden o dediğin çıkmaz Neşet. Baba, araya girmek gibi olmasın ama bunun elinde ekip bir aklayacak belgeler vardı. Mahkemeye götürüyordu. Ver bakayım. Yaşasın zalimler için cehennem. Bu ne be? Neşet. Şşş, Neşet. Adres veriyor. Giderken şaşırmayasın diye. Kağıtlar boş, kitapsız. Nasıl ya? İyi ki bir işi becerdiniz dedim. Ne vardı elinde? Ne yaptın onları? Ben yaşlı ve yorgun bir adamım. Teker teker sor sorularını. Gereği düşünüldü. Yaz kızım. Sanıkların emniyet mensuplarıyla girdiği çatışmada yaşanan patlamanın sanıkların silahlarından çıkmadığı, balistik raporuyla belgelenmiş olduğundan suçlamanın düşürülmesine. Suçlamayı düşürdüler. Kaybediyor mu? Beyler suçlama düşürüldü diyor. Sessiz olun bakalım, sessiz. İsnat edilen diğer suçlara ait incelemenin tekrar yapılmasına, tutuksuz yargılamanın devamına. Hakim bey, bana öyle bir balistik raporu gelmedi. Bana da son anda geldi. Kesin bilgi. Kim getirdi bu raporu ya? Bilmiyorum ki hafız. Ama kim getirdiyse Allah razı olsun. Aferin kız. Aferin. Sen getirdin. Aferin sana.
iyiler. Tamam, hemen kendinize gelin. Reis Neşet'in elinde. Bulmamız lazım. Eyvallah abi. Dert hiç bitmiyor. Söyle ne yaptın o belgeleri? Sen burada çene çalarken o belgeler mahkemeye ulaştı Neşet. Allah bilir bizimkiler çıkmış. Çoktan peşine düşmüşlerdir, merak etme. Seni şimdi burada kebertirim aslan. Emret, hemen sıkayım baba. Limon mu sıkıyorsun lan sen? Doğrul bakalım. İstavrit misin, tulavut musun? Kızartırım lan seni. Bir çöktürün şu köpeğe. Lan! Sakın Neşet. Sakın. Sıkacaksan bana sık. Sana da sıra gelecek. Dünyayı dar ederim sana. Sakın beni tehdit etmeye kalk. Sakın! İnsan benimle görüşünü, sevdiklerimle değil. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Müsaade edin de iki rekat namaz kılayım bari. Namaz mı? Ne namazı lan? Şehadet namazı. Bırakın kılsın. Söylüyorum. O benim evladım sayılır. Dokunma ona. Hakkını helal et reis. Şimdi abdest gitti. Ne halt edeceğim bakalım. Yakacağım. Hepinizi diri diri yakacağım. Öldür beni Neşet. Öldür. Aferin kızım. Yedi olalı bir fare tuttu. Aferin. Sen nereden buldun o belgeyi? Ben bulmadım, reis buldu. O verdi bana da. Cansu. Reisi aldı Neşet, biliyor musun? Ne? Ne diyorsun? Ne zaman? Ne bileyim ben. Yerini bulmamız lazım hemen. Bulabilirsin değil mi? Bana hiç bahsetmediler ki. Kitapsız biliyordur belki. Tamam. Arayıp soralım o zaman. Ay!
Allah senden razı olsun reis. Lokman yerim. Ha bu garip façına sahip çıktın da. Hakkını helal et reis. Sus istavrit. Çıkacaksın buradan. Biraz zor. Bence vakit varken vedalaş. Ne şimdi köpeklere atacağım Neşet. Bunun hesabını vereceksin. Ne oluyor be? Alo. Kitapsız benim Cansu. Burada feci şenlik var. Çok meşgulüm canım. Birazdan arayacağım seni. Dur kapatma. Neredesiniz? Arayacağım diyorum kızım. Laftan anlamıyor musun sen? Daha istavrit yiyeceğiz ya. Cansu ne diyor? Kapattı ya. Ama arkadan sesler geliyordu. Allah'ım delireceğim şimdi ya. Nereye götürdü bu şerefsiz ya? Abi dağılalım, arayalım. Mekanını basalım abi. Ne diye basacağız? Mahkeme bizi tutuksuz yargılamak için serbest bıraktı. Sonra gidip adamın mekanını mı basacağız ya? Şu an biz Neşet'ten daha suçlu durumdayız arkadaşlar. Yok canım. O kadar mı yani abi? Tabii. Akif doğru söylüyor. Ne yapacaksak sessiz sedasız yapmalıyız. Bismillahirrahmanirrahim. بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم izleyeceksin reis yoksa sabaha kadar öldürmem burada kıvranır durur kapama gözlerini aç. Bittin sen Neşe. Yemin ediyorum intikamını alacağım bunun. İzle reis izle. Kudretimi izle. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'dallah. La yuhlifullahu va'dehu ve lakin ekseran nas la ya'lemun. Sadakallahu azim. Allah'a şükürler olsun reis. Rabbim bana şehadet nasip etti. Sağ eder inşallah mi? Reis. Hakkını helal et. Bak, hala gebermedi be. Medet ya Muhammed Mustafa.
Tamam. Tamam, şöyle yapıyoruz. Cansu, sen hemen kitapsızın yanına git. Reis neredeyse bul, öğren, hemen bize haber ver. Tamam abi. Kız, ne olursun dikkatli ol. Zaten işler sarpa sarıyor. Merak etme abi. Siz kendinizi koru. Tamam. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz. Biz ne yapacağız peki? Birincisi, bize silah lazım. Karargâhtan alamam artık. Ya kıyıda köşede illa vardır bir şeyler ya. He Balta? Recep, yengemde yok mudur bir çift eli? Sen ne diyorsun? Uçak savar bile var Bozcan'ın içinde. Tamam o zaman, kim ne bulursa haberleşiyoruz, tamam mı? Tamamdır abi. Unutmayın arkadaşlar, reis için. Dayan reis, dayan. Hadi arkadaşlar, hadi. Neşet. Neşet. Neşet, yaşamak istiyorsan şimdi öldür beni. Öldür. Öldüreceğim el. Ama önce küçük bir işimiz var. Benim arkadaşlar seninle tanışmak istiyor. Senden öğrenecekleri çok şey var. Son kez söylüyorum Neşet. Fırsatın varken öldür beni. Öldür. Yoksa pişman olacaksın. Önce ekip bir, sonra sen. Sıra kimde kitapsız? Müsteşar olacak o adam Neşet Baba. Ya, duydun mu reis? Hepinizi sırayla bitireceğim. Akşama bunu hazır edin. Kendine bir şey yapmasın. Thank you.
Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam abi. Selamünaleyküm abi. Cansu kimseyi aramadı mı şimdi? Var mı Cansu'dan haber? Henüz yok abi. Beni de daha aramadı. Hadi ya. Kervan kaldık dağlar başında o zaman birader. Ya hayır konuşun siz de ya. Bir şey olmayacak reise. Bulacağız inşallah onu ya. İnşallah. Bize şefkat tokatını kim atacak abi o zaman? Biz yere düştüğümüzde kim elimizden tutup kaldıracak? Ya Sebo. Sebo. Kendine gel. Kendine gel. Hepimiz üzgünüz. Reis bu halimizi görse tokadın alasını yeriz. Hadi be kurban oldu. Hadi. Sebo. Hadi kalk abi. Kalk abi. Bu vakit toparlanma vakti Sebo. Şimdi her zamankinden daha da güçlü olman lazım. Nereye götürüyorlar şimdi bu adamı? Bilmiyorum. Sadece Neşet Baba biliyor. Niye sordun? Hiç, öylesine. Hadi gidelim. Sen gelmiyorsun. Burada kal. Cansu. İlker, sana kötü bir haberim var. Reisi götürdüler. Nereye? Bilmiyorum. Neşet biliyor sadece. Kimseye bir şey söylemedi. Muhakkak öğrenip haber vermen gerekiyor. Daha da kötüsü. Ne oldu? Reisin yanındaki şu adam. İstavrit mi? Evet. İlker. Başımız sağ olsun. Ne diyorsun sen Cansu'ya? Öldürmüşler. İlker. İlker orada mısın? Evet. Tamam. Yeni haber alırsam tekrar ararım seni. Görüşürüz. Ne oldu abi? Ne oldu lan? Ne diyor?
reisi başka bir yere almışlar. Cansu'yu da götürmüyorlarmış. Yapma ya. Hay Allah. Ne yaptınız? Var mı bir haber? İlker Cansu'yla konuştu şimdi. Başka bir yere almışlar reisi. Kahretsin. İlker. Başka bir şey daha dedi Cansu sana. Metin benzin attı. Ne oldu abi? Oğlum ne oldu söylesene. İlker, ne oldu oğlum? Yoksa reise mi bir şey yapmışlar? Desene. Yok. Yok, reise bir şey yapmamışlar da. Ya İlker söylesene ne oldu abi? İstavrit. Ne olmuş İstavrit? Adam gibi söyle. Abi. Abi başımız sağ olsun ya. Namussuzlar öldürmüşler. İlker ne diyorsun sen? Ne diyorsun oğlum sen? Abi Cansu öyle söyledi. Görmüş demek. Sen! Hayvan herifler! Aşağılık herifler! Hayvan herifler! Mekanın cennet olsun Laz uşağı. Kısmetinde şehadet varmış. Vay be. Şanslı adammış. Anne vay düze. Gönül çevirin sıladan yüze. Beyler. Maalesef üzülecek zamanımız yok. Bir an önce reisi bulmalıyız. Bari onu kurtaralım. Benden selam söylen sen merak etme abi. İstavrit'in kanı yerde kalmayacak Allah'ın izniyle. Sebo. Başına koysun kahreder bağlasın anne bağlasın. Gurbet
sende kaldım diye ağlasın. Ulen, şu yaşıma geldim. İstavrit gibi güzel çay demleyen, ağzı böyle güzel laf yapan adam görmedim. Ah, özleyeceğim İstavrit'i be. Çayı güzeldi, muhabbeti güzeldi. Nazlı ayrı bir güzeldi. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Amin. Ya ağalar, siz onu bunu bırakın da biz bu Neşit'in kafasını ne zaman koparacağız? Siz bana onu söyleyin. İlk fırsatta kardeş. İlk fırsatta. İnşallah. Yaralandım. Ne diyorsun sen? Reis'ten başkasını görmezdi gözü. Reis'in ayağına kıymık batsa, onun daha çok canı yanardı. O kadar çok mu severlerdi birbirlerini? Muhabbet budur işte. Demek sevdiğin için kendinden vazgeçmek. Babam o kadar mı önemli bir adam? Evet. Senin baban bizim ruhumuz Ayşegül. Biz onsuz kalpsiz bir beden gibiyiz. Aha bak bu odun. Odundan farkımız yoktu bizim. Allah'ı, peygamberi o öğretti bize. İlk defa onun için bu kadar endişeliyim. Endişelensen iyi olur. Bana bak Ayşegül. Bana bir konuda söz ver. Söyle. Eğer onu kurtarırsak, barışacaksın babanla. Ters konuşmayacaksın. Ama sen benim ne yaşadığımı bilmiyorsun ki. Ne yaşadığın umurumda bile değil. Benim şu kadarcık hatırım varsa barışacaksın. Söz mü? Senin için, bizim için hayatını ortaya koydu bu adam. İstavrit bizim için öldü. Daha neyi zorluyorsun Ayşegül? Ha? Neyi zorluyorsun? Tamam. Tamam, elimden geleni yapacağım. Ama önce babamı bulmamız lazım. İnşallah. Akif. Akif bu ne biliyor musun? Hayır. İlk defa gördüm. Ne olabilir ki? Sebo'ya göstermek lazım. Belki o bilir. Sebo! 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 Abim. Şuna bir bak bakalım. Sebo, bunu içeride buldum. Neye benziyor bir bak bakalım. Abi alıcı gibi bir şey bu. GPS sinyali olabilir bu. Verici nerede peki? Nereden alıyor sinyali? Bunu böyle anlamak zor abi. Bir bilgisayar lazım bana. Hadi gidip bulalım o zaman. Ne bekliyoruz? Belki reisi buluruz. Belki yakalanacağını anladı. Bilir koydun orada yere. Olabilir. Her şey olabilir. Hadi gidelim arkadaşlar. Hadi abi. Ya Allah.
Neşet Bey burada mı? Burada, içeride. Buyurun. Şu yaştan sonra yaptığımız işe bak Neşet. Güzel duygular bunlar kardeşim. Çalış çalış çalış. Nereye kadar? Bastam kocaman değil mi dede? Tabii bak, kocaman. Benim resmimi de yapalım mı dede? Olur. Başka bir pasta yaparız, olur mu? Olur. Şimdilik bu böyle kalsın. Tamam dede. İyi ki doğdun Fulya. Bak. Bu da senin doğum günü hediyen. Aç bakalım. Çok güzel. Beğendin mi? Çok güzel. Hadi bakalım. Sen şimdi annenin yanına git. Buraya mı getirdin onu? Evet, aşağıda. Beni ona götür. Hay hay. Beni takip et. Aslan Çınar. Nihayet tanıştık. Sen de görmeyeli çok değişmişsin. Hala espri yapabiliyor olman senin adına çok güzel. Ben komik bulmadım Aslan Çınar. Uzun zamandır bu anı bekliyordum. Çok uzun zamandır. Benim kim olduğum konusunda bir fikrin var mı? Neşet'in yanına takıldığına göre iğrenç birisin. Orası kesin. Yeter artık. Öldüreceksin. Zaten ölecek. Evet. Ama benden başkası öldürsün istemiyorum. Hep senin için yok mu? Gel bakalım benim. Ne yaptın müsteşar işini? Bugün mezun olduğu okulda Çanakkale şehitleri için bir tören düzenlenecek. Oraya katılıyor. Kitapsız orada halledecek işini. Bak, bu iş önemli. Müsteşar yaşarsa ekip bir tekrar resmiyet kazanabilir. Ekip birin devlet adına beyni o adam. Onları içeriden çıkarmak istiyormuş. Sizin yeni ekipten de memnun değilmiş. Değil. Çünkü hepsini acemilerden seçtim. Her neyse. Hadi git bitir şu işi. Sonra da burada pasta yeriz. Anlaştık. Sen de Aslan Çınar'ı ben gelmeden öldürmeyeceksin. Tamam, merak etme. Bu arada Gerard'ı da götür. Önemli bir toplantısı varmış. Tamam. Buyurun. Özel gösteri ekibini getirdim.
edelim. Yüzlerimi göreyim arkadaşlar. Makyajı bozmayalım. Zaten zor yaptık. Neşet Bey'i kızdırmayalım sonra. Çocuklar! Çocuklar! Koşun! Hadi! Hadi koşun bakalım. Hey! Ne oluyor? Hey. Durun! Nereye gidiyorsunuz? İşte geldi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kimler varmış burada? Hadi beraber gidelim. Hadi gel gel gel. Gel. Oh, ne güzel, ne güzel. Tamam neyse geç. Tamam sağ ol. Hadi. Hop. Gel gel gel. Hadi gelin bakalım. Hadi gelin. Hadi. Koşun koşun koşun. Hop. Hadi bakalım. Hadi eve gidelim. Koşun içeriye bekleyin. Hadi bakalım. Hadi. Evet topluyoruz. Hadi gidelim. Hadi şimdi eve gidiyoruz. İlker sinyal buraya göster. Neşet buralarda bir yerde olmalı. Etrafta korumalar dolu. Onlar dert değil. Reis nerede esas onu bulmamız lazım. Çocuklar! Siz kimsiniz? Bu ne konu? Memur bey, biz tiyatrocuyuz. Temsil için geldik de İngiliz askeri olarak. Bunlar ne? Merak etmeyin, gerçek değil. Temsili silah. Açın şunu. Gerçek gibi bunlar. İnandırıcı olsun diye öyle. Tamam. Tamam, hadi geçin bakalım. Çok teşekkürler memur bey. Heyecan yapmak yok, tamam mı? Hepiniz sahnede öğrettiklerimizi yapacaksınız. Tamam mı çocuklar? Tamam öğretmenim. Nihayet geldiniz. Geldik hocam. Kusura bakmayın. Öğrencilerimizden hiç kimse İngiliz askeri olmak istemedi de. O yüzden sizden yardım almak zorunda kaldık. Bizim için bir şereftir hocam İngiliz olmak. Nasıl yani? Yani size bir faydamız dokunacaksa diye. Hmm. Ne zaman başlıyoruz? Konuklar yerlerini aldı sayılır. Müsteşar Bey gelsin başlayacağız. Müsaadenizle. Ne haber delikanlı? Sen ne ayaksın? Ben Seyit Onbaşı'yım. O kim lan? Yuh, tanımıyor musun? 200 kiloluk top mermisini tek başına kaldırmış adam. Çüş! Kocaman adam olmuşsun daha Seyit Onbaşı'yı tanımıyorsun. Yuh be sana yuh. Yalan dolan oğlum bunlar. Akıl var, mantık var. Atalarımız boşuna dememiş. Akıl yaşta değil baştadır diye. Sayın Müsteşarım hoş geldiniz. Şeref verdim. Buyurun. O şeref bize. Buyurun bu taraf. Gelmeniz bizi çok sevindirdi. Buyurun. Buyurun. Mezun olduğum bu okulda böyle bir etkinlik beni çok duygulandırdı. Dedenizin Çanakkale şehidi olduğunu öğrenince özellikle davet etmek istedik. Çok sağ olun. Geç kalmadık inşallah. Hayır hayır.
tam zamanında. Buyurun. Alo, kitapsız müsteşar geldi ha. Hazırlıklı ol. Gelsin, biz hazırız. Eleman gelmiş. Kontrol edin son bir kez. Abi, ha. Bunlar tutukluk falan yapmaz değil mi? Yaparsa bunlar var yanımda. Ben işimi sağlam alırım oğlum. Evet, başlıyoruz. Çocuklar, konuklar hazır. Hadi başlıyoruz. Alper, hadi ilk sırada sen çık. Tamam öğretmenim. Hadi üfle bakalım. Dede beraber üfleyelim. Peki tamam hadi o zaman. Bir, iki, üç. İyi doğdun Fulya. Ayşegül ne yaptın? Bulabildin mi? Hala arıyorum artık. Bulunca haber vereceğim. Tamam dikkatli ol. Acele etmeliyiz. Akif, buldum. Bodrum'dayız. Çıkmak için hazır olun. Benim için mi geldin? Evet, senin için geldim. Baba. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Korkma kızım. Asla korkma. Bir daha beni asla bırakmayacaksın, değil mi? Asla. Hiç ayrılmayacağız, değil mi? Ayrılmayacağız kızım. Baba, buradan hemen çıkmamız lazım. Sen buradasın ya. Baba dedin ya bana. Ben kalsam, burada ölsem bile olur biliyor musun? Olmaz. Sen bize lazımsın. Öyle mi? Ne oluyor?
Tamam tamam, sakin olun. Korkacak bir şey yok. Tamam, herkes sakin olsun. Korkacak bir şey yok. Tamam. Tamam. Gidin bakın. Nereden tamam. Geldi çabuk bulun. Korkmayın. Sakin olun. Bu adam hariç herkes çıksın çabuk. Eşit. Gönder insanları. Tamam, boşaltın burayı. Sen de al silahını. Siz hapse girmediniz mi? Girmiş gibi mi duruyoruz? Hadi baba, hemen çıkmamız lazım. Gelmekte çok büyük yanlış yaptınız. Kız! Kız! Geç şöyle! Geç! Sana at silahını dedim. At! Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab. Ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdaha dinerek öpsü o pak anlı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. İsteme benden makber. Sana ağzını açmış duruyor peygamber. Çanakkale mahşeri. Osmanlı Devleti'nin en zorlu günleri. Bir yanda dünyanın en büyük donanmasına, en son teçhizatına sahip Batı devletleri, diğer yanda canından başka verecek hiçbir şeyi kalmamış Mehmetçikler. Ve onlarla omuz omuza çarpışmak için Bosna'dan, Kırım'dan, Yemen'den, Hindistan'dan gelen binlerce genç. Ne pahasına olursa olsun Çanakkale geçilmeyecektir. Anafartalarda, Conk Bayırı'nda, Arı Burnu'nda bir destan yazıldı. Adı Çanakkale Destanı. Hadi arkadaşlar, sizin sıranız geldi. Sahneye çıkıyorsunuz. Buyurun. Mehmetçiklerin ne suyu ne ekmeği vardı. Günlerdir aç susuz, savaşmaktan bitap düşmüştü. Üstelik cephaneleri de kısıtlıydı. Ama onlar inanmıştı, galip geleceklerdi. Şeref ve zafer dolu tarihimize kara bir leke sürmemeyi yemin etmişlerdi. Benim dedem de anafartalarda şehit düşmüş, biliyor musun? Mekanı cennet olsun, müsteşar. Kalabalıklaşıyor ya. Aşık, Aşık neredesiniz? Buradan hemen çıkmamız lazım. Aldın mı reisi? Beraberiz. Çıkmaya çalışıyoruz. Tamam. Biz salondayız. Arka bahçede buluşalım.
Mehmetçikler karada birer birer şehit olurken bir destanda Nusret Mayın gemisi yazıyordu. Koca zırhlıları tek başına bertaraf etmişti. Abi müsteşarı görebiliyor musun? Gördüm şurada. Hadi bitirip gidelim artık. Tamam, işaretimi bekle. Tamam. İşte Çanakkale destanının en büyük kahramanlarından biri Seyit Onbaşı. Düşman zırhlılarına boğazı dar eden kahraman. Çaresiz kalınca tek başına 200 kiloluk top mermisini kaldıran cengaver. Nerede lan o top mermisi? Ne yapıyor bu? Abi ekip bir bu, hemen ateş et. Müsteşarım iyi misiniz? Omuzumdan vuruldu. Sıkma! Kıpırdamayın! Kimse kıpırdamasın olduğu yerden! Sakın sıkma! Sakın sıkma! Yalan sıkma! Sıkma! Abi, biz burada bekledikçe adamlar çoğalıyor. Ne yapalım yani? Şunu yapalım. Kardeşim olduğu buradan belli. Bu benden belli ya. Çıkmamız lazım burada. Meşet de kaçacak. Akifler yukarıda. Çıkıyoruz kızım. Arkamdan gel. Ben niye arkadayım? Kızım, ikimizden birine bir şey olacaksa bana olsun diye. Lazım. Ben baltaya bakmaya gittim. Kitapsız kaçmasın. Anlaşıldı. İyi misiniz? Sakaryalı! Çıkıyoruz biz. Tamam, ben de burası Şamo. Gel gel, hadi bizim. Nerede
neredesin lan? Çık karşıma! Korkak herif! Çıksana lan! Sakın yaklaşma! Yoksa amirin ölür, ona göre. Balta dikkatli ol. Bir hata yaparsan ikimiz de ölürüz. Balta! Bir hata yapmayacaksın değil mi? Bak kahretsin. Neşet! Neşet neredesin? Neşet! Nereye Neşet? Torunun görse şu halini düşünür. At silahını. At! Ülkeyi yönetiyorum diyen adama bak. Kaçmaya çalışıyordu. Ulan kalıbını gören de seni adam sanır. Baba sakin ol. Sakin olacak bir şey kalmadı kızım. Gözümün önünde can yoldaşımı öldürdü bu. Ne dersen de ben yaşatmam bu herifi. Aslan saçmalama. Biz seninle eski arkadaşız. Onca yıllık arkadaşlığımızı yabana atma. Çok sırlarımız var birbirimizde. Öyle değil mi? Ha? Ne saçmalıyorsun sen be? Neşey! Nereye Neşet? Torunun görse şu halini düşünür. At silahını. At! Ülkeyi yönetiyorum diyen adama bak. Kaçmaya çalışıyordu. Ulan kalıbını gören de seni adam sanır. Baba sakin ol. Sakin olacak bir şey kalmadı kızım. Gözümün önünde can yoldaşımı öldürdü bu. Ne dersen de ben yaşatmam bu herifi. Aslan saçmalama. Biz seninle eski arkadaşız. Onca yıllık arkadaşlığımızı yabana atma. Çok sırlarımız var birbirimizde. Öyle değil mi? Ha? Ne saçmalıyorsun sen be?